Değerli izleyicilere, yeni bir programımıza daha hoş geldiniz. Ve bu hafta canlı yayında yeni konuklarımızla birlikteyiz. Konuklarımız bizim fakülte olarak yürüttüğümüz bir projedeki ortağımız olan Liyakat Derneği'nin üyeleri. Ket Hanım kendilerini size tanıtacak. Aynı zamanda sosyal medya araçlarımızı da bize hatırlatırsan tamam. Ket, sevinirim. Teşekkürler. Evet, merhabalar. Önce sosyal medya araçlarını tanıtayım izin verirseniz. Bize her türlü e-mail'la Facebook'tan ya da Twitter'dan ulaşabilirsiniz. Facebook'tan Girişim Benim Facebook adresinden, @girişimbenim Twitter adresinden ya da girişimbenim@mail.ege.edu.tr'dan bize mail atarak her türlü sorunuzu iletebilirsiniz. Bugün konuklarımız arasında gene Liyakat Derneği'nden Liz Sarda, Liyakat Derneği üyesi, aynı zamanda Üye Kabul Komisyonu Başkanı ve Girişim Kampüsü projesinde Proje Komisyonu üyesi. Diğer konuğumuz da Oya Ağca, kendisi de Liyakat Derneği üyesi, diş hekimi aynı zamanda ve Girişim Kampüsü projesinde Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Esas programımızın konusu olan Girişim Kampüsü projesiyle ilgili bilgi almak için size söz vereceğim ama önce Liyakat Derneği'ni de bu fırsat varken biraz tanıtırsanız çok sevineceğim. Önce sizden başlayalım Oya Hanım isterseniz. Liyakat Derneği ne zaman kuruldu? Ana amacı ne? Üye profili ne? Geleceğe yönelik vizyonu ne? Liyakat Derneği Aralık ayında, 2010 yılının Aralık ayında kuruldu. Vizyonu gençlerin ve kadınların potansiyelini ortaya çıkartıp ekonomiye kazandırmak. Misyonu ise gençleri ve kadın girişimcileri ekonomik anlamda sosyal, kültürel ve bir takım projelerle desteklemek ve onları ekonomik anlamda Türk ekonomisine, dünya ekonomisine kazandırmak misyonumuz da budur. Bugüne kadar yürüttüğünüz bazı projelerden bize örnekler verebilir misiniz? Ben bunların bir kısmını biliyorum. Çok başarılı projeler olduğunu da biliyorum. Birkaçın örnek verirseniz çok sevineceğim. Şimdi bizim Liyakat Derneği olarak misyonumuz rol modeller oluşturmak. Bu anlamda da üyelerimizin bir takım projeleri var. Emek Pişti Haydi Sofraya projemizle ilgili konuşmak isterim ben ilk önce. Bu projemizde dezavantajlı kadınları eğittik. Plastik sektöründe eğitim aldırdık onlara ve plastik sektöründe işe yerleştirdik. Bu proje Türkiye'de de çok yankı bulan bir proje oldu ve bu girişimci kadınlarımızı hala desteklemeye devam ediyoruz. Bunların içinden çıkan başarı öyküleri var mı? Yani şu anda hali hazırda o projeyle başlamış ve yaşayan örnekler var mı? Dezavantajlı kadınlar, biliyorsunuz şiddet gören kadınlar. Bu kadınlar kendi hayatlarını kurdular. Artık hikayeleri şu şekilde: artık bir banka kartım var, artık kendi maaşım var, artık çocuklarıma bakabiliyorum hikayeleri. Bunlar bizi zaten umutlandıran ve mutlandıran şeylerdir. Liz Hanım, size de söz vermek istiyorum. Tabii esasında zaman zaman Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Berken Eskenazi ile de bir araya geldiğimizde bana bir takım yönlendirmeler yapıyor. Biz kadın derneği değiliz esasında diye. Aynen. Erkek üyeleriniz de çok ama üye profilinizde kadın üye profili daha baskın, yani daha çok sayısı olarak zaman içinde erkek üye profilinizde artacağını umuyorum. Ama İnşallah. Yine de şöyle bir şey var. Benim yine de algıladığım bir kadına yönelik bir pozitif ayrımcılık yapıyorsunuz. Tabii muhtemelen. Mutlaka. Faaliyetlerinizde de bu gözleniyor. Mesela sizin de fiilen içinde yer aldığınız bir tiyatro oyununuz var esasında. Bayağı da ses getiren bir tiyatro. Üniversitemiz vasıtasıyla da bu tiyatro oyununu sahnelediniz. Ben bir ara biliyorum, davetliydim, izledim. Biraz bilgi verir misiniz? Nasıl doğdu tiyatro? Çünkü ben şöyle düşünüyorum. Yani bu programda biz sadece endüstriyel veya sadece ekonomik faaliyetlere yönelik girişimcilik projelerini değil, bana göre bu tiyatro oyunu da tamamen amatör oyunculardan, yani esasında asıl mesleği oyunculuk olmayan üyelerinizin katılımıyla oluşan bir girişimcilik örneği ve bence çok başarılı. Biraz da bundan örnek verirsiniz. Teşekkür ederiz. Tiyatro bence ekip çalışması ve yaratıcılığı destekleyen en güzel hobilerden biri. Ben bundan önce 4-5 oyunda oynadım ve kişiliğime kattığı faydayı görerek kendi çocuklarımı da bu konuda yönlendirmeye çalışıyorum. Öncelikle tiyatrocu olduğunuz zaman yaratıcılığınız güçleniyor. İnsanlarla bir arada çalışıp birbirini tolere etmek, bir ekip olarak birbirini desteklemek, bütün bunları bizzat her provada yaşayarak yapıyorsunuz. Aynı zamanda sahneye çıktığınız zaman yalnızsınız. Karşınızda sadece sizi kurtarabilecek arkadaşınız var. Hayatımızda da dostluklarımız, arkadaşlıklarımız hep bence buna dayanıyor. İş hayatında da kime güvenip güvenemeyeceğimize, bütün bu çalışmalar bize bir şekilde bir fikir veriyor. İnsanlar hakkında çok daha fazla deneyim elde ediyorsunuz. Bunun faydasına inanıyorum. Bizim oynadığımız Sığınamayanlar oyunu ÇEF yararına oynandı geçen sene ve oyunun içeriği de kadınların ezikliği, sığınma evinde geçen 4 kadının hikayesi komedi şeklinde anlatıldı ve buradan elde edilen gelir Çocuk Büyüsün diye isimli projeye gitti. Bizim liyakat üyesi arkadaşlarımız ve bulduğumuz diğer bu konulardaki bilgili kişiler, bursiyer öğrencilere, ailelerine çeşitli konularda eğitim verdiler. Çok faydalı oldu. Vücut dilinden tutun, hızlı okumaya kadar birçok konuda gençlerimizi, ailelerini biraz olsa da elimizden geldiği kadarıyla desteklemeye çalıştık, katkı koymaya çalıştık. Bence çok yararlı oldu. Bu sene yine aynı oyunu Bostanlı Rotary adına oynayacağız. Liyakat katkılarıyla olacak. O da tabii tarih 26 Kasım Fuar İsmet İnönü Sanat Merkezi saat 8'de başlayacağız oynamaya. 1,5 saatlik tek perdelik bir komedi. Onun geliri de Bostanlı Rotary'nin içinde bulunduğu birçok önemli projeye gidecek. Ben bunların içinde yer almaktan çok mutluluk duyuyorum. Tüm gençlere iş yaşamlarının haricinde bu tür hobiler edinmelerini tavsiye ediyorum. Kişisel gelişimleri açısından tabii gençlerin 27 yıllık bir akademisyen olarak bu tip faaliyetlerin son derece önemli olduğuna inanıyorum. Ve esasında bu tip faaliyetlerin tabii girişimcilik ruhunu da esasında motive ettiğini, özgüveni yükselttiğini düşünüyorum. Aynen. Ben sözü biraz da Keti Hanım'a vermek istiyorum. Özellikle bizim birlikte yürüttüğümüz Girişim Kampüsü projesiyle ilgili. Tabii bu arada Oya Hanım'dan rica edeceğim, yönetim kurulu üyesi de olduğu için aynı zamanda esasında liyakatın bir açılımı var. O açılımı da telaffuz etmenizi isteyeceğim. Evet. Çünkü izleyicilerimiz tabii ki web sayfanızdan bu açılımı yakalayabilirler ama güzel bir açılım var. Liyakat tabii kelime anlamıyla bir anlam yüklenmiş ama alt kırılımı da siz verebilirseniz. Evet. Liyakat Derneği Lider Yaratıcı Katılımcılar Derneği. Liyakat.org.tr'den de web sayfamızı inceleyebilirler. Projelerimizle ilgili de bilgi alabilirler. İyi olmak isteyenlere de her zaman kapımız açık. Ve orada, belki de projelere katılımcılar dediğiniz, asıl orada vurgulamak istediğiniz o sanıyorum, değil mi? Evet. Çünkü kadınlar genelde değil, kadınlar diye. Orada katılımcılardan kastettiğiniz kim? Yani asıl hedef kitle olarak. Hedef kitlemiz gençler ve kadınlar. Gene kadınlar aslında. Evet, gençler ve kadınlar. Gençler ve kadınlar. Gençler. Şöyle bir şey olarak var. Her projemize katılan gençler ve kadınlar. Dokunduğumuz. Anladım. Şöyle bir şey var. Tabii sonuçta biz bir tesadüf bir iş toplantısı sırasında Berken Hanım'la tanışarak esasında o iş toplantısı sonrasında dekanlığım sırasında olgunlaştırdığımız bir proje Girişim Kampüsü. Çünkü üniversitenin de misyonunun ben sadece eğitim öğretim değil, bunun dışında toplumsal fayda yaratmak anlamında gençlerin potansiyelini ortaya çıkacak bu tip projelerle ortaya çıktığına inanıyorum. Ve geçen sene bir başarı öyküsüyle esasında sonuçlandı. Epey çaba verdik. Sizler de içindeydiniz, bizler de içindeydik. Ama bu sene de ikincisini yapmak üzere yola çıktık. Bununla ilgili bir programımız daha oldu. O programımızda esasında son başvuru tarihini Kasım ayı olarak tanımladık ama 9 Aralık'a uzatmış durumdayız şu anda. Çünkü gelen talep şu yöndeydi. Özellikle öğrenci profilindeki katılımcılar için. Tam sınav dönemindeyiz. Bu sınav döneminde biz projelerimizi hazırlamakta güçlük çekiyoruz. Dolayısıyla hani başvuru süresini uzatabilirsiniz. Biz sınavlarımız bittikten sonra sizin istediğiniz nitelikte bir başvuru formunu hazırlayarak internetten başvurumuzu yapacağız şeklinde bize geri dönüş oldu. Tabii hedef kitleden gelen bu arzuyu kırmak mümkün değildi. Şimdi daha detaylı bilgiyi aktaracağız. Ben sözü Keter'e vermek istiyorum. Çünkü Girişim Kampüsü projesinin yürütülmesinde Keter Hanım da fiilen içinde. Evet. Şimdi aslında projeyi hep birlikte yapıyoruz. Hani detaylarını her iki tarafta çok iyi biliyor ama seyircilerimiz için en azından hani proje hakkında işte kısa bir bilgi, neyi amaçlıyoruz? Yeniden böyle bir değinirsek projeyi niçin başladık buraya, niçin bu projeye adım attık? Onu kısaca bir değinirseniz herkes daha çok bilgilensin. Evet. Şimdi Girişim Kampüsü projesinin bu sene ikincisini yapıyoruz. Ve yine geçen sene yaptığımız projeden yola çıkarak bir takım da değişiklikler yaptık bu projemizde. Gençleri girişimci olarak desteklemek, projelerini, olunabilirliğini veya sürdürülebilirliğini göstermek ve bunun sonucunda da onlara ödül vermek. Hı hı. Tabii ödül burada küçük bir kısmı. Aslında bizim bu seneki projemizde mentorluk sistemi var ve proje sahiplerini de melek yatırımcılarla buluşturmak ikinci amacımız burada. Bu seneki projemizde farklılık olarak bunları da özellikle vurgulamak istiyorum. Gençleri girişimci anlamında yine ekonomiye kazandırmak misyonumuz gibi bu şekilde. Şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Esasında beraber kurguladık yapıyı. Tabii bu projenin önemli bacaklarından birisi eğitim bacağı. Ama eğitim bacağında da ben her zaman vurguluyorum. Dün de Ege TV'deki Burcu Hanım'la, Burcu Bekemler'le katıldığımız programda da üzerine basarak söyledim. Esasında sadece kürsü hocası şeklindeki bir, kürsü hocalarına verdiği bir eğitimden bahsetmiyoruz. Esasında buradaki yapılan eğitimde sizin de bahsettiğiniz gibi sektörün, daha doğrusu girişimcilik ekosistemin önde gelen isimleri yer alıyor. Bunun için de rahatlıkla isimleri telaffuz ederim. Alper Manas sağ olsun kabul etti bu açılış, en azından dersini, evet, açılış oturumuna, evet, gelmeyi, misafirimiz olacak. Keza programdaki benim partnerim Hulusi Berik, o da, evet, bu ekosistemin İzmir'deki önemli bacaklarından onlar var. Keza yine TÜSİAD üyesi Metin Akman, ki TÜSİAD'daki bu gençlikte iş var projesinin aynı zamanda koordinatörü. Bu tip sinerjiler yarattık. Ama öbür taraftan galiba başka partnerlerimiz de var. Doğru mu Ketin? Tabii Keiretsu var. Zaten Hulusi'nin de kendisinin bizzat üye olduğu, kurucu ortağı olduğu. Bir de Galata Bizim Senecadımız var. O da biliyorsunuz Galata Bizim Senecadımız aynı zamanda bizden bir Ebruz, evet, bizden mezun olan bir arkadaş. Hatta dönem arkadaşım dediğim kadar üniversiteden, değil mi? Ege Üniversitesi mezun aynı zamanda. Evet. Fakültemizden iktisat bölümü mezun. Oranın üyesi, onların da desteğini alacağımız bir proje aslında. Peki bu genç girişimciler ya da aklında hani herhangi bir fikri olan kişiler niçin bu projeyi cazip görsünler? Yani biz ne yapmalıyız ki acaba? Birlikte ne yapmalıyız ki onlar için bu proje cazip olsun? Şimdi biz bu sene bu projeyi daha cazip hale getirdiğimizi düşünüyoruz sizinle birlikte. Hı hı. Geçen seneki eksikliğimizdi. Ama tabii ki yine geçen seneki projelerimizde, yani bu projemizde de sonucunda bir girişimci öykümüz var. Hı hı. Ve başarılı bir girişimci öykümüz var. Melek Yatırımcı'nın desteğini alan. Hamsi Finger. Bu rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Çünkü kendilerini, evet, de burada, evet, esasında misafir ettik. Sonuçta onlar da bizim öğrencimiz. Evet, gerek Hamsi Finger Gürkan. Ve bir ay içinde 8 şubeye ulaştılar. Ya 7 ya 8. Akşam yani onu incelerken ben gurur duydum. Çok sevindim. Ki bizim projemizde ikinci olmuşlar. Evet. Yani, açılışına olmuşlar gittiğimizde kağıt üstünde gördüğüm projenin ayakta olması, evet, beni çok mutlu etti. Evet. Şimdi de, evet, internette biraz araştırma yapınca ne kadar başarılı olduğunu bu arkadaşımızın, hı hı, arkasına aldığı desteğin de onu çok iyi yönlendirdiğini, tabii, görüyorum. Kesinlikle. Ve çok doğru bir işin içinde olduğumuza tekrar yani kâne oldum onları, evet, okuyunca. Kesinlikle. Kesinlikle. Peki başvuru süresi uzatıldı, biraz ondan bahsettik. En son başvuru tarihi şimdi 9 Aralık'a kadar herkes başvurabiliyor. Geçen yıl bu projeyle ilgili ne gibi deneyimler kattı size? Yani geçen yıldaki yaşadığınız proje deneyimlerini düşündüğünüzde bu size ne kattı? Evet. Şimdi geçen yıl yaşadığımız projede bir kere gençlerle çalışmak çok güzel, çok keyifli. Ustalarla sohbet kısmı vardı. Onlar çok güzeldi ve hepsine katıldık biz de. Yani bizim de iş kadını veya iş insanları olarak biz de bu konuda çok deneyim sahibi olduk. Bunun dışında bizim geçen sene gördüğümüz ve bu sene eksiklik olarak gördüğümüz ve bu sene yapmak istediğimiz mentorluk sistemini bu seneki projemize dahil ettik. 130 projeyi, katılan projelerden 130 projeyi biliyorsunuz e-learning ve örgün eğitimle eğiteceğiz. Sonra 130 projeden 10 projeyi seçeceğiz ve bu 10 proje konusunda yetkin, uzman ve başarılı iş adamlarından ve iş kadınlarından oluşan mentorlarla bir ay çalışacaklar. Geçen sene gördüğümüz eksiklik buydu. Deneyimlerimiz de bu yöndeydi. Ve bunu bu sene hayata geçirdik. Ve böylelikle de ileride kendi iş fikirlerini oluştururken, bu olabilir veya başka bir projeleri olabilir, bir işletme nasıl olur veya bir fikir nasıl oluşturulabilir veya nasıl hayata geçirilebilir, iş planı nasıl hazırlanabilir. Aslında mentorluk sistemini birazcık belki açıklamak iyi olabilir. Çünkü herkes belki mentorluk sisteminin ne demek olduğu konusunda bazı soru işaretleri olabilir. Hani aslında bu mentorluk sistemi, hangi sektörlerden mentorlar var, belki birazcık da onu açıklarsanız. Şimdi gıda sektöründen mentorumuz var. Adepo'nun genel müdürü Barış Akgeli, Hulusi Berik yine mentorumuz. Haluk Hocam siz, Netsiz var, Murat Hızlamur'un Metin Akman keza mentor olmayı kabul ettiler. Bunlar iş hayatında tabii başarı örnekleri yaşamış girişimciler. Shapes Gediz Hanım var. Evet. Yani her sektörden aslında var ve her uzmanlık alanından bir proje çıktığı zaman yönlendirebileceğiniz kişiler var. Evet. Web sayfasında da zaten mentorlarımızdan onay aldıklarımızın isimlerini deklare ediyoruz. Tabii şunu da belirtmem gerekiyor. Bu proje tamamen bir sosyal fayda projesi olduğu için gerek Liyakat Derneği tarafında, gerek fakülte tarafında, gerekse diğer partnerlerimiz tarafında tamamen bu katılımcılar, bu mentorlar esasında kendi iş süreçlerinden vakit ayırarak bu faaliyeti yerine getirecekler. Dolayısıyla bizi kırmadıkları ve kabul ettikleri için de kendilerine gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Ama tabii buradaki toplam amacımız, toplam fayda amacımız bu ekosistemin özellikle sadece İzmir veya Ege bölgesinde, Türkiye'de gelişmesi olduğu için de aynı zamanda telaffuz etmemizde bence bir sakınca yok. Tabii İhsan'ı da burada unutmamak lazım, Ergin'i. İhsan da girişimcilik konusunda bu ekosistemde İzmir'in yetiştirdiği başarı öykülerinden birisi. Özyeğin Üniversitesi'nde Girişim Fabrikası'nın direktörünü yapıyor. Temel misyonu girişimcilik üzerine kurulmuş bir üniversitede önemli faaliyetleri İhsan da bize destek veriyor. Keza Ekonomi Üniversitesi'nin, ben bir hoca olarak bunu telaffuz ederim, girişimcilikle ilgili birim olan Embryonix'ten de Taylan hem bireysel olarak destek veriyor. Aynı zamanda şu anda projenin içinde yer almaları için de Ekonomi Üniversitesi'nin ilgili yöneticileriyle görüşmeler devam ediyor. Amacımızın şu olduğunu söylesek galiba yanlış olmaz. Sadece Ege Üniversitesi ve Liyakat Derneği değil, esasında bu ekosistemde yer alan doğru oyuncuların hepsinin bir araya getirildiği bir kimlik yaratmaya çalışıyoruz. Bu kimlik sanıyorum başarı öykülerinin sayısını artıracaktır diye tahmin ediyorum. Gerçekten de Hamsi Finger, her ikisi de Ege Üniversitesi öğrencisi olduğumuz için abi kız kardeş. Bizim için çok gurur verici bir örnek oldu. İnşallah yolları da bu şekilde açık olur ve devam ederler. Ben tabii şunu da söylemek istiyorum. Sonuçta buradaki mentorluk sürecinde biz sadece iş adamı profiline bakmadık, doğru mu? Esasında bu bir koçluk süreci. Tabii, ve koçluk süreci. Buradaki mentorlar esasında proje sahipleriyle fiilen masa başında mesai harcayacaklar. Ve projeleri esasında belki birazdan mentorlar da yarışacak, doğru mu? Biraz televizyon programları gibi olacak. Evet, evet. Yani çünkü sadece proje sahibi, evet, fikir sahipleri değil, her zaman mentorlar da yarıştırıyoruz. Çünkü çaktırmadan. Burada şunu da vurgulamam gerekiyor. Esasında tabii şimdi gençlerimizde veya diğer girişimci profilinde şöyle bir çekince var genelde. Bir de yaş konusunda, tekrar yaş sınırı, evet, konusunda onu hatırlatma. 18-40. 18-40 yaş arasında biz projeden hedef aldık. 40 yaşın üstündeki dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz endişe etmesinler. Yani sonuçta 40 yaşın üstündeki projeler için de çeşitli fırsatlar yaratılabilir. Yaratılabilir. Bu, bekliyoruz her zaman. Bence de bu, bence de. Ama burada sürdürülebilirlik açısından belli bir yaş sınırı konması gerekiyordu. Burada şuraya gelmeye çalışıyorum. Bu mentorluk sürecinde oluşacak altyapı esasında tüm girişimciler için bir örnek olmalı. Niye? Çünkü genelde şöyle bir endişe var. Benim fikrim çalınır mı? Veya fikrim acaba iyi mi? Kötü mü? Dolayısıyla yani bu endişelerin hepsinden sıyrılması gerektiğini düşünüyorum ben izleyicilerimizin. Kesinlikle. Zaten bence aslında herkesin kafasında böyle bir fikir var ama evet, böyle bir çekinceyi, telaffuz böyle etmede bir çekincelik oluyor. Aynen. Dolayısıyla aynen, bence hiçbir seçimimizin veya hiçbir katılımcının esas bundan çekinmemesi lazım. Bir üniversite kimliği, iki Liyakat Derneği'nin sivil toplum kuruluşu kimliğiyle, aksine belki de fikirlerinizi en rahat sunabileceğiniz platformdayız. Özellikle fikri ve sınai mülkiyet hakları anlamında üniversitenin tabii bu arada kurumsal kimliği çok önemli. Aksine dediğim gibi bu tip yarışmalara, başka yarışmalara girmiş olsalar dahi bu projeye de başvurmalılar. Çünkü evet, ben biliyorum ki Hamsi Finger esasında TÜSİAD'ın bu gençlikte iş ver projesinde de vardı. Hı hı. Orada ilk elemeyi geçtiler. Finale kalamadılar. Daha doğrusu dereceye giremediler. Ama mesela bizim projemizde ikinci oldular. Ve esasında geçenlerde aynı proje TÜSİAD'ın bu gençlikte iş ver projesinde de bir başarı öyküsü olarak sunuldu. Yani bu esasında pazar yeri. Doğru mu? Evet, yani herkes tabii ürününü seriyor ve esasında bunun içinden her ürüne, değer elde eden ürüne bir talip çıkıyor. Yavaş yavaş programı kapatmak adına son sözlerinizi almak için neler söylersiniz? Hem Liyakat Derneği ile ilgili hem de şey söylemek istiyorum. Şimdi biz seçilecek üç genç tabii ki para ödülü alacak. Ama bunun yanında bir yıllığına liyakata üye olacaklar. Liyakata üye olmak demek, liyakattaki arkadaşlarımızın, ki hepsi iş adamı, iş kadını, onların desteğini almak demek, evet, fikirlerini, her konuda yardımcı olacaklardır. Hukukçu arkadaşlarımız var, reklamcı arkadaşlarımız değil var. Bedava yani, bilgi. Evet ve bu gençleri konuşturacaklar aslında. Aynen. Hı hı. Bu gençleri de ellerinden tutacaklar ve onlardan çok fazla faydalanacaklarına inanıyorum. Azimle çalışanların yanımızda olmasını istiyoruz. Sebat edenlerin, hiçbir şeyden yılmayanların. Çünkü o zaman çok fazla rekabet var, çok fazla bilgiye ulaşılabiliyor. Bunu fikre döküp yaratıcılığını kullanan kişilerin başarılı olabileceği bir devre girdik. Gençlere biz bu konuda destek vermeye hazırız. Katılıyorum. Oya'm, sizden de son sözünü. Ben bu projemize özellikle girişimci adaylarının projelerini bekliyorum. Benim projem acaba olur mu, olmaz mı demesinler. Çünkü basit bir projeyle de gelseler bu eğitimlerle mutlaka bu projeleri gelişecektir. Ve sonucunda da kendilerinin bile hayal edemeyeceği bir projeyle yarışmaya katılabilirler. O yüzden her iş fikri olanı projemize bekliyoruz. Evet. Katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Programımıza katıldığınız için. Sizleri misafir etmek bizim için keyifti. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, bir sonraki programımızda tekrar buluşmak üzere. Hepinize mutlu, başarılı ve girişim dolu günler diliyorum. Teşekkürler. Görüşmek üzere.